Merhabalar herkese. Bugünkü uçuşumuz Antalya Havalimanı'ndan Muğla Dalaman Havalimanı olacaktır. Bugünkü uçuşumuzda bir SID, bir STAR ve yeni bir teknik olan ILS uygulayacağız. Yani otomatik olarak indireceğiz diyebiliriz uçağı bugün. Şimdi uçuşa başlamadan önce kısaca chartlarımıza değinelim. Burada görmüş olduğunuz Antalya 3-6 sağ pisti SID chartı. Şimdi bugün 3-6 sağ pistinden kalktıktan sonra Lorco One Charlie SID'sini uygulayarak da meydandan ayrılışımızı gerçekleştireceğiz. Lorco noktasına geldikten sonra ise doğrudan Muğla Dalaman Havalimanı'nda bulunan Altın noktasına doğru uçacağız. Altın noktasına geldiğimizde 0-1 pistine inmek için bir star uygulayacağız. Star yaklaşması yapacağız yani burada. Altın One Golf Star'ını uygulayarak da doğrudan Dalaman VR'ının üzerine uçacağız. Dalaman VR'ının üzerine uçtuktan sonra ise iniş tekniğimiz olan ILS'i uygulayacağız. ILS chartımız ise burada yer almakta. Şimdi ILS'in nasıl yapıldığını, nasıl aktifleştirildiğini anlatmadan önce biraz chart üzerine konuşmak istiyorum. Sağ üstte gördüğünüz gibi lokasyonumuz mevcut. Hemen altında ise seyir-i sefer cihazımızın türü mevcut. 0-1 pistine iniş gerçekleştireceğiz bugün ILS kullanarak da. Şimdi kısaca birkaç kutucuğu ne anlama geldiğini görelim. Şurada görmüş olduğunuz 110.1 Dalaman'daki ILS'in frekansı. Bunu uçağımıza entegre edeceğiz. Ardından hemen sağında yer alan Final Approach Course, yani son yaklaşma kursumuzu aynı şekilde uçağa gireceğiz. Bunun birazcık WordEME'ye benziyor. Hani pist ortalama açısından. Bunu da uçağımıza gireceğiz. 0-11 derece. Ardından şurada GS diye bir şey var. Şimdi GS Glide Slope anlamına geliyor. Glide Slope dediğimiz şey bizim uçağımızın alçalma profili aslında. Yani bu alçalma profilini nerede yakalıyormuş uçak? 1555 feet'te. Şurada da başında D olanlar uzaklığı belirtir. Dalaman ILS'ine 4.7 mil, Dalaman VR'ına ise 4 mil kala glide slope'u yakalayacakmış bizim uçağımız. Ardından şurada bizim karar yüksekliğimiz mevcut. Minimumlara göre belirlenir diyor ILS'de. Şurada havalimanı ve pist yüksekliklerimiz mevcut. Hemen alt kısmında Mist Approach prosedürü. Buna çok değinmeyeceğim. Mist Approach'ı önümüzdeki videolarda anlatacağım. Evet, şimdi şu alttaki harita kısmına geçelim. Şimdi iki adet haritamız mevcut. Şu haritada kuş bakışı yaklaşmamızın, inişimizin nasıl yapılacağı bize anlatılmış. Şimdi biraz buna değinelim. Şu civarda bir yerden yaklaşacağız. Start chartından gördüğümüz gibi Altın One Golf ile. Dalaman VR'ın üzerine geldik. Dalaman VR'ın üzerine geldikten sonra heading kullanarak da 190 dereceye doğru dönmemizi istiyor. 190 dereceye döndük. Bu arada burada minimum holding altitude 4000 feet demiş. Yani bizim buradayken 4000 feet'te olmamız gerekiyor. 4000 feet'teyim, 190 dereceye doğru gidiyorum. Ne kadar gideceğim? Dalaman VR'ına 10 mil kala dönmem gerekiyor. Yani 10 mil kadar gideceğim Dalaman VR'ına. Pardon. 10 mile geldim. 10 mile geldikten sonra dönüşümü gerçekleştireceğim. Ve Final Approach Course'um 11 derece iken, heading'im de 11 iken ben burada localizer'la temas haline geçeceğim. Localizer dediğimiz şey bizi yatayda ortalayan sistem aslında. Yani bizim bu biraz lateral navigasyonu, yani el neve benzemekte bu. Dalaman VR'ın 10 mil kala localizer'la temas haline geçeceğim ve uçağım bu doğrultuda gidecek. Şimdi burada ihtiyacım olan iki şey var. Birincisi giderken, yani Dalaman VR'ına uçarken Dalaman VR'ın frekansı 114.7 uçağıma gireceğim. Ardından bir de ILS frekansı. ILS frekansında 110.1, onu da aynı şekilde uçağıma gireceğim. Şimdi kuş bakışı yaklaşmaya baktıktan sonra bir de alçalma profiline bakalım beraber. Şimdi alçalma profili bana ne diyor? 4000 feet'te VR'ın üzerine gel diyor. Ardından 190 dereceye doğru git ve 2800 feet'teyken ve Dalaman VR'ına da 10 mil kala dönüşünü yap. 11 dereceye doğru git. Evmen noktasında ise glide slope'la etkileşime geç. Şimdi bu bahsettiğimiz pet, yani işte alçalma profili bize aslında glide slope'ı ifade ediyor. Bu yolu izleyerekten biz nereye gideceğiz? Şu 2.7 mil uzaklığa kadar. Şimdi neden buraya kadar gidiyoruz da
Madem bizi otomatik olarak indiriyor, buraya kadar gelebiliriz. Şimdi bizim ALS'imiz aslında tek başına değil. Bunun birkaç tane kategorisi var. Mesela kategori 1. Kategorilere geçmeden önce bir de karar yüksekliği dediğimiz bir kavram mevcut. Bu karar yüksekliği ise işte pilot mesela o yüksekliğe geliyor, karar yüksekliğine. Bakıyor bu karar yüksekliğinde pistle görüşü normal mi? Yani gereken görüş açısı sağlanıyor mu? Görüş mesafesi sağlanıyor mu? Sağlanamıyorsa go around prosedürü uyguluyor. Yani işte sen bu yüksekliğe geldin, geldin. Pisti görüyorsan in, görmüyorsan go around yap. Tekrardan dolaşaraktan gel veya başka bir yere divert et. Birincisi Cat 1. ALS'in Cat 1'i. Bu Cat 1'de karar yüksekliğimiz bizim en az 200 feet olması gerekiyor. Yani 200 feet'in üzerindeyse kategori 1 oluyor bu. Eğer ki 200 feet ile 200 feet'in altında 100 feet'in üzerindeyse kategori 2 oluyor. Cat 3 yani kategori 3 ise kategori 3'ün de 3 tane alt başlığı var. Kategori 3 A, B, C diye sıralanıyor bu da. Ve kategori 3'ün A'sı eğer ki bizim karar yüksekliğimiz 100 feet'in altındaysa kategori A oluyor. Yani kategori 3 A oluyor. Eğer ki 50 feet'in altındaysa karar yüksekliğimiz bu da kategori 3 B oluyor. Kategori 3 C ise hani hiçbir karar yüksekliği limitin olmadığı kategoridir. Burada otomatik iniş devreye giriyor. Tabii bu da her havalimanında mevcut değil. Mesela bugün bizim yapacağımız ALS kategori 1'e ait. Nedenini açıklayayım. Şimdi şu yaklaşma değil, alçalma profilinin hemen altında bizim minimumlarımız yer alıyor. Nedir bu minimum? Az önce bahsettiğim karar yüksekliğinin olduğu yerler. Şimdi bizim 3 tane var burada. Ne diyor bunlar? Birincisi, şu Mist Approach Climb Gradient minimum %5 diyor. Şimdi eğer ki Mist Approach uygulayacaksa %5 tırmanma istiyorsan senin karar yüksekliğin 210 feet'tir diyor. Yani Mist Approach'a dik bir tırmanma profilinde 210 feet'te karar yüksekliğimiz mevcut. Hemen yanında ise daha düşük bir Mist Approach tırmanma gradyeni mevcut. 2,5. Karar yükseklimiz bu durumda ise 850 feet olmakta. Yani 850 feet'te pistle görüşümüz mevcutsa iniş devam, yoksa go around. Hemen yanındaysa da bizim minimum decision altitude height yazıyor. İşte bu da minimum karar yüksekliği. Hani pilot geldi 900 feet de burada mesela. Pisti göremiyor. Decision height'a kadar alçalmaya devam edebilir. Bu minimumu işte 850 de hala mı göremiyor? Kategori 1'e göre bu piste inemez. Yani go around yapması gerekiyor. Şimdi kısaca ALS bu şekilde. Uygularken daha rahat anlarız. Şimdi beraber uygulamaya geçelim. 3-6 pistindeyim. FMC'yi dolduruyorum şu anda. APU'm çalışıyor. Şimdi Departure Arrival sayfasına geliyorum. Burada Lorca 1 Charlie'yi seçeceğim. Arrival'ım ILS 1-0-1. Yaklaşmam Altın 1 Gol. Rotama geliyorum. Buraya sadece yol gireceğim. W79 yolunu. Altın noktasını buraya alacağım. Burada bir discontinuity olması normal. Bunun sebebini sona doğru açıklayacağım. Evet, şimdi performans sayfamı hızlıca dolduracağım. Bu arada girdiğim bilgileri SimBrief'ten aldım. Çok vakit kaybetmemek adına bunları şu an kendim giriyorum. Evet, şu an motorlarımı başlatmaya hazırım. We lost our minds in the darkness of night. We live to die. We lose our souls every day. We lost our minds. We don't remember what's wrong and what's right. The world is dead, but we stay.
Arkadaşlar şu an 10.000 fitteyiz ve yükselmeye devam ediyoruz. Şimdi size DR'ın nasıl girdiğini tekrardan göstereyim. Onun yanı sıra ARS frekansından beraber de set edelim. Şimdi chartımızdan bir kontrol edelim. Bizim dalaman VR'ımızın frekansı 114.7. ALS DM'i ise, yani ALS frekansı ise 110.1. Şimdi bunları uçağımıza girelim. Nasıl giriyorduk? Kaptan pilotun sağ alt tarafında bir radyo navigasyon paneli vardı, hatırlayacağımız üzere. Şuradaki navigasyon kısmına elimizdeki verileri giriyoruz. Şimdi öncelikle VR'a girelim. 114.7. Girdim bunu, şimdi set ediyorum. Şu anda ekranda, kaptan pilotun ekranında VR1'de dalamana olan uzaklığımız mevcut. Önümüzden mevcut. Yani frekans çalışıyor. Şimdi yardımcı pilota da ben bunu girmek istiyorum çünkü yaklaşırken bana kolaylık sağlayacak sistem. Bunu da set ettim. VR2'de yardımcı pilotun tarafındaki VR. Evet, bu da çalışıyor, bana uzaklığı gösteriyor. Şimdi kaptan pilotun tarafına ALS frekansına girelim. Neydi? 110.1. Bunu daha aktifleştirmiyorum şu an. Standby pozisyonunda kalsın. Bu standby pozisyonunda biz de yaklaşırken bunu aktif konuma getireceğiz. Onun öncesinde de bir şey yapmak istiyorum. Şu alt ekranı ben kullanışlı hale getireceğim. Nasıl yapacağım? Bunu WordDME yaklaşma videosunda da yapmıştım. Eğer hani bunun hakkında bilginiz yoksa ona da tekrardan bakabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Şimdi ben şu yardımcı pilotun tarafındaki ekranı öncelikle WordDME ekranına çeviriyorum. Bu VOR ekranı benim o işte VOR'a ne kadar yaklaştığımı gösteriyor. Ona göre olumlanayım, sağınlanayım onu gösteriyor. Ben bu ekranı alıp şuraya getirmek istiyorum. Bunu da nasıl yapacağım? Şuradaki Lower DU, yani Lower Display Unit kısmını norm pozisyonundan ND pozisyonuna getirerek ben yapıyorum. Ve artık kaptan pilot olarak diğer ekranda benim elimin altında. Yani şu an yanlış veriyi gösteriyor. Piste yaklaşırken Final Approach Course'u da gireceğim. Final Approach Course'u girdikten sonra o da artık doğru değeri göstermeye başlayacak. Şu anda top of descent noktasını geçtim. Tavan yüksekliğindeyim. Top of descent noktasını ilerliyorum. Bu yüzden alçalmak için gerekli hazırlıklarımı yapıyorum. Öncelikle MTP paneldeki altitude'i alçalacağım yüksekliğe gireceğim. 4000 feet. Dalama VR'ın üzerine 4000 feet olmam gerekiyor. Son yaklaşma kursuna giriyorum. Her iki panelde de. Bakın bu aşağıda oynayan ortadaki çizgi sadece şunu değiştirdiğimde değişti. Nedeni ise bunun F10'un olduğu tarafta, yani yardımcı pilotun olduğu taraftaki ekran olması. Bunu değiştirdiğimde hiçbir oynama yok, bakın gördüğünüz gibi. Şimdi yaklaşma referanslarımı da gireyim. Bunu da aktifleştirdik. Uçağım kendisi alçalacaktır. FMC'yi de kontrol edeyim. Evet. Dalaman'da 4500 feet'te gösteriyor. Bunu hemen değiştiriyorum. Nasıl değiştireceğim? İlk çizgi 4000 feet. Buraya giriyorum ve execute ediyorum. Şu an benim için yeni bir plan belirledi efendim. Evet, şu an alçalmaya başladı uçağımız. Uçak alçalırken ben de size birazcık ailesinin
nasıl işlediğinden bahsedeceğim. Şimdi öncelikle şuraya yatay pozisyonunu çizelim. Burası bizim 0-1 pistimiz olsun. Hatırlayacağınız üzere son yaklaşma korsumuz 11 derece. Evet, şimdi biz bugün ne yapacağız? Şu şekilde bir paternimiz mevcut. Paterne göre şurada 190 derecede gideceğiz. 190 derecede seyrettikten sonra şurada 10 mil kala dolaman bir yöne 10 mil kala bir dönüş gerçekleştireceğiz. Şimdi bu dönüşümüzü gerçekleştirdik. Bizim pisti ortalayabilmemiz için iki tane seçeneğimiz var. Birincisi, bugün yapacağım War Localizer'la pisti ortalamak. Şimdi nedir bir War Localizer? Şuradan hemen göstereyim. Bu Warlock elnevin hemen altında yer alan bir tür. Buna bastığımızda ne olacak? Buna bastığımızda şimdi uçağımız şu şekildeyken, yani dönerken ki anını hayal edin. Uçağımız dönüyor şu şekilde. Ben Warlock'a bastığımda şu yeşil çizgi var ya, bu yeşil çizgiye uçağım beni ortalayacak. Warlock'a bastığımda. Tamam. Öncelikle Warlock'a basıyoruz. Şimdi ortaladım uçağımı. Warlock'a bastıktan sonra ise Approach'a basıyorum. Approach da nerede? APP tuşu da hemen Warlock tuşunun altında. Bu App tuşu da bizim yaklaşma için kullandığımız bir tuş. Bu tuşa bastığımızda da artık ILS'i yakalıyor uçağımız ve alçalmaya başlıyor. Şimdi birincisi bu şekilde. Birinci yol. İkinci yol ise bizim WarDME videosunda yaptığımız gibi heading ile ortalamak. Şimdi heading ile ortalarken ne yapacağız? Heading ile ortalarken şu heading tuşunu oynayacağız. Bu heading tuşu bu heading tuşu ile oynarken şu ekranı gözlemleyeceğiz. Neydi? Biz çizgiyi ortalarken bu çizgi şu iki tane çizginin arasına denk geliyordu. Bunu referans alarak da heading ile oynayacağız. Ortaladıktan sonra ise APP tuşuna basacağız. Yani approach tuşuna. Pek farkı yok bu iki tane yaklaşma çeşidinin. İstediğinizi yapabilirsiniz. Her pistte bu şekilde de olmak zorunda değil. Yani bu şekilde bir pattern izlemek zorunda olmayabilirsiniz. Mesela şu şekilde başka bir pist olsun. Açısı falan önemli değil. Şimdi bir tane R-Nav yaklaşma olsun. Nasıl R-Nav yaklaşma? Şöyle bir sürü bizim noktamız oluyordu. Bizi piste uygun bir yere getiriyordu. Evet. Şöyle bir yolumuz olsun bizim. Bu da hatırlayacağınız üzere önceki videolardan R-Nav yaklaşma usulüydü. R-Nav ile buraya kadar geldik. Bizim ILS'imiz de şurada başlasın yani. Yakalamaya glide slope'u. Yani bu şekilde de olabilir. Bu şekilde bir yaklaşma yaptığınızda hiçbir şekilde heading ile oynamanıza gerek yok. Zaten uçağınız buraya geldiğinde APP tuşuna basarsınız. Tabi öncelikle Warlock'a basın. Öncelikle uçağınızı ortalasın. Ardından Approach tuşuna basaraktan da inişiniz gerçekleşsin. Yani bu daha basit bir yol bugün göstericime nazaran. Belki ilerleyen videolarda bu şekilde bir yaklaşmayı da gösterebilirim. İki tane yaklaşmamız mevcut. Yani ikisi de uygulanabilir. Şimdilik biz videoda üsttekini uygulayacağız.
Ortalaman bir örneğe yaklaşık 10 milimiz kaldı. Minimumun nasıl ayarlandığını göstereyim. Bahsettiğimiz şu ILS chartında minimumlarımız vardı. Şimdi biz bugün şu minimumu kullanacağız. 850 feet. Bunu uçağa nereden giriyoruz? Şimdi şurada gördüğünüz panelde mint baro yazar. Ben göstermem daha doğru olacak. Şu mint baro var ya. Bu barodayken şu içerideki nobu çeviriyoruz. Radyodayken ne oluyor? Radyo altimetresini referans alarak da bir minimum belirliyor. Biz bugün CAT1 kullandığımız için barometrik altimetreyi kullanıyoruz. Radyo daha hassas yaklaşmak için işte CAT3 gibi bir kadar. O zamanlar kullanılıyor. Biz bugün barometrik altimetreyi kullanacağız. Şimdi onu çevirdikçe bakın şu TFT'de yeşil bir sayı gözükecek. Evet 201. Biz bunu çevirerekten 850'ye getiriyoruz. Şu an minimumumuz 850 feet. Uçak 850 feet'e yaklaşırken approaching minimum diye bir uyarı gelecek. Zaten yaklaşırken duyacaksınız. 850 feet'e geldiğimizde de minimum diyecek. Biz bu minimum dediği yerde uçağı elimize alacağız abi. Otopilottan çıkarıp ve elimizle glide path'e uygun bir şekilde alt almaya çalışacağız. Şu an 10 mil oldu. Ben uçağımı 90 derece kadar döndürüyorum yaklaşık olarak da. ILS frekansımı aktifleştiriyorum. Hatırlayacağınız üzere burada set etmiştim. Standby konumundan aktife getirdim. Gördüğünüz gibi şurada daireler belirdi. Elmasım belirdi bir tane. Bu benim localizer'ımı temsil etmekte. Gear down yapıyorum. Flap kesin. Şu an dönmeye devam ediyorum. Warlock yapmak için şu course'la aranızdaki açının 30 derece civarı olması gerekmekte. Yani ben bunu 60'a kadar getiriyorum. Ve artık Warlock'a bastım. Evet, gördüğünüz gibi Warlock'a bastığımda şu Warlock lambası yeşil yandı. Yani şu an localizer'ı yakaladı uçağım. Beni ortalıyor. Ortalama yakınken de approach tuşuna basıyorum. Ve şu gördüğünüz elmasların ortaya gelmesini bekliyorum. Şimdi şu gördüğünüz elmas, yani dikeydeki elmas bizim glide spot'umuz. Yataydaki elmas da bizim localizer'ımız. Yani yatayda ne kadar ortadayız, dikeyde ne kadar ortadayız bize bunu belirtiyor. Şimdi ben de gerekli diğer iniş hazırlıklarımı yapıyorum. Flap'ımı 25 dereceye getirdim. Hızımı da artık 140'a çekiyorum. Evet, single CH yazdı. Bu demek şurada da GS yazıyor. Glide slope. Yakalanmış durumda glide slope'umuz. Şimdi bu da ortaya gelince artık ailesimiz başlayacak demek. Gördüğünüz gibi yüksekliğimiz azalmakta. Şu an ailesi yakaladık. Tek yapmam gereken şey monitörleri takip etmek. Şöyle bir 40'a getiriyorum. Auto brake 3. seviye. Speed brake artık. Son kontrollerimi yapıyorum. Işıklarım normal. İniş için hazırız. Şu an sadece izliyorum.
Şu an pistle görsel temasımız mevcut. Minimumlardayız. Evet, minimumsa geldik. Pist görüşümüz var. Otopilotu devreden çıkarıyorum. Uçağı eline aldım. Autothrottle'ımı da devreden çıkarttım. Evet, başarılı bir iniş gerçekleştirdik. Hava frenlerimiz açıldı. 80 knot uçağımız alçalıyor. Yavaşlıyor, özür diliyorum. Evet, uçağımız durgun pozisyona geldi. Artık taksi yaparaktan pistten çıkacağım. Ancak bunu videoya koymayayım. Bugün ALS tekniğini kullanarak da Muğla-Dalaman Havalimanı'na inişimizi gerçekleştirdik. Gördüğünüz gibi görüşümüz oldukça kısıtlıydı ve bu sistem sayesinde görüşün çok kısıtlı olduğu bir meydanda piste rahatça yaklaşabildik ve başarılı, güvenli bir iniş yaptık. Bugün anlatacaklarım bu kadardı. Önümüzdeki haftalarda Mist Approach prosedürüne değineceğim, başka yaklaşma teknikleri kullanacağız. Şimdilik hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.